arkadaşlarla birlikte. Airpods'u zaten tüm dünya biliyor resmen. Tam Türkiye. Yani herkes biliyor Airpods'u. Ama sizin için tam şu yollarda 7 yıl önce ilk YouTube'a giriş. Neyse. Arkadaşlar ilk YouTube'a başladım. Sonra göstereceğim size bir çoğunuz. Çoğunuz bilmiyordur bu videoyu. Arkadaşlar hemen videoyu geçelim. Abone olup like atmayı da unutmayın. Diskrip. Hadi be. Arkadaşlar herkese oyun başlıyor. Abi çok. Arkadaşlar. Şurayı anlatayım sonra tanıtı yapmayı yaparım. İlk şuradan bir sandık alayım. Oh, güzel güzel güzel. Şeyin anlatmış. Neyse devam ediyorum. Geçenki oynayış stilimi bazı arkadaşlar beğenmedi. Tabii ben daha acemiyim. O yüzden sizin önerilerinizi dikkate alarak gideceğim. O yüzden hatalarımı affedin lütfen. Bu oyunda bilgi vereceğim size Minecraft'ı bilmeyenler için. Hunger Games'i de hakkında da bilgi vereceğim. Çünkü Türklerden çok az Hunger Games oynayan var. YouTube'da koyan ya da. Ya da bunu oynamak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bunun temellerini anlatacağım. İlk olarak şu sandığı alayım bir saniye. Güzel, tamam. Oynamaya devam ediyorum yandan da size konuşurken. Arkada da bir sandık var. Neyse, Minecraft ilk olarak hayatta kalma oyunu, yani survival olarak çıktı. Oyun bir doğada geçiyor. Tabii bunun gibi binalar falan yok. Bazen köyler oluyor. Neyse. Altta gördüğünüz kalp ve yiyecek gibi, yani açlık gibi unsurlar var. Eğer açlığınız biterse ölürsünüz ya da bir yerden düşerseniz canınız biterse ölürsünüz. Yani açlığınız bittiğinde değil de canınız azalmaya başlıyor. Oyun doğadaki elementleri mi diyeyim, maddeleri mi diyeyim, işte bunları kullanarak hayatta kalmaya çalışma oyunu normali. Benim oynadığım ise Hunger Games. Hunger Games buna yapılmış bir mod. Hani televizyonda aşık oyunları diye bir film çıkmıştı. Bu filmde bir tarzı kullanılıyor. Yani herkes oradan başlıyor, hayatta kalmaya çalışıyoruz bu oyunda. Arabada var mıydı sandığı bakımda? Yok sanırım. Neyse. Şu eve gireyim. Üst katta sandık vardı bir tane. Buradan değil. Yukarıda. Şimdi yukarı çıkacağım. Giriş var mıydı acaba? Şu envanteri düzenleyeyim de. Aslında oyunun temellerinden bahsedeyim. Eğer ortada kılıç bulduğunuz zaman bütün ortadaki adamlara dalmalısınız. Bir sürü item sahibi olabilirsiniz. Kılıç bulmadığınızda hemen gidip ilk işiniz olan bir kılıç bulmak. Tabii kılıç bulmak sizin isteğinize bağlı değil. Sandık açıyorsunuz. Yani oldukça sandık açmanız lazım. Ortada kılıç bulursanız oyunu %60 kazanmışsınız demektir. Dışarıda kılıç bulduğunuzda %50 kazanmışsınız demektir. Oyunda kılıçlar 4 sınıfa ayrılıyor. Tahta kılıç, sonra taş kılıç, şu anda bendeki olan. Sonra demir kılıç, sonra en iyisi diamond kılıç. Oyunda en iyi maden diamond'dandı. Diamond'dan yapılan itemleri gördüğünüzde, yani karşıdaki adamda varsa ondan kaçın derim. Çok güçlü olur. Sonra bir dakika, şurada var mıydı garajda? Bakayım. Yok, tamam. Oyunu anlatmaya devam edeyim bir yandan da. Yine balık da gidiyorum o ya. Güzel olmuş. İlve yumruk alsam ya da kılıç alayım ya. Aslında üstünüzde armor varken elinizle boş gitmek daha iyi olur. Adamları size dalmasını sağlarsınız. O size geldiğinde kılıcı çıkarır, bir anda dalabilirsiniz. Benim oynadığım Hunger Games'e nasıl bu server'a girmek için oyunuzun birincisi orijinal olması lazım. Orijinal olmadan, yani premium olmadan bu server'a giremezsiniz. Ama Crate'de Hunger Games serverleri de var ama ben pek sevmiyorum. Hatta Afrika... Eğer bu daha çok beğenilirse videolarımı bu tarzda çekeceğim.
Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hunger Games'i tanıtacağım size. Evet, beğendiğiniz varsa o da. Ama videonun sonunda size bir duyuru da yapacağım. Eğer kabul ederseniz. Kabul ederseniz dediğim yani video duyurumla ilgili. Neyse trene doğru gideyim. Bakalım ne var. Yemek değil mi? Golden. Sık kafasına. Oh headshot. Aa, o da beni vuruyor. O da beni vuruyor. Of. Dehşet. Can götürüyor ya. Of. Ye ye elma ya. Ye elma iyidir. Dalarsam alır beni. O yüzden okla canını azaltacağım. Herhalde ayrın kılıcı var onun. Yani oyunda dan devam etmek gerekirse Iron zırhlardan devam etmek gerekirsin yani armor'da. Diamond'dan sonra en iyisi Iron'dır. Yani Iron zırhınız olursa karşıdaki adamda Diamond kılıç olursa sizde demir kılıç olursa onu alabilirsiniz. Çünkü zırhınız sizin canınızın gitmesini azaltacaktır. Diamond kılıç da sadece oyun kazanılmaz. Yani armor da lazım. Yani armor da çok önemli. Eğer zaten Hunger Games'te Diamond zırh çok az görünür. Zırh. Çünkü Diamond çok zor çıkıyor. Bütün sandıkları toplasa oyun başladığında 9 tane çıkar mı bilmiyorum. Yani zaten zırhımızda 9 taneden mi yapılıyordu neydi? Neyse fark etmez. Oyundaki temel şeyler de böyle. Neyse ben oyuna diye devam edeyim. Bu evden kaçacağım. Acaba beni öldürecek. Hala takip ediyor mu? Evet ediyor. Gel eve. Gelme. Ortaya gidiyor. Herhalde beni öldürmekten vazgeçti. Arkadaşlık teklif edeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Hayır. Yazamıyorum ya. Adam var. Yazamıyorum. Yanlış yazdım. Ha o da bana teklif etti. Aynı düşünüyormuşuz. Hadi bana ne yapacak bakalım. Saldıracak mı? Hadi bismillah. Lütfen dalma. Aa süpersin be. Iron attı. Bir kılıç yapayım. Iron kılıç. Oyunda sandıkların hepsi yenileniyor. Yani sandıklar bitiyor diye korkmayın. Gece olunca sandıkların hepsi yenileniyor. O yüzden gece olduğunda ortada olmaya dikkat edin. Bütün ortadaki sandıklar yenilenir. Ve ortadaysanız bir anda hemen süper bir güç kazanabilirsiniz. Yani diamond kılıcınız olur, full iron setiniz olur. Yemek ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Yani eğer elinizde kılıç, bir armor varsa hava kararmadan ortaya gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Evet işte böyle. Şimdi ne yapsam bilmiyorum ki. Saniye. Envanteri de düzelttim. Şimdi etrafa sandığa bakayım. Elma. Gelmişsiniz. Adam dalıyor. İki tane elma. Şunları yap yap. Bir tane diamond kılıç lazım bana. Evet. Gel bakalım. Diamond kılıç yaptın da bir de şapmak yapar. Evet oluyor. Aldı. Devam edelim, devam edelim. Onun sporuna dönüş. Süper. Ne canım? Sonra. Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. At şuna, at şuna. Azıcık ilerleyelim. Hadi. Nasıl yaptı lan onu? Buna counter'da bana ne deniyor? Bunda ne deniyor bilmiyorum. Ne ara geldin buraya ya? Ben seni kaybettim sanıyordum. Şu uçağa bakıyordum. Uçağı falan güzel yapmışlar ya. Bakalım. Aynen kartımız var mı? Şöyle gitsin de attık ya. Bakalım. Aa atsana bakalım. At bana. At aydın at bana. Önce adam öldürmedi ya. Adam bütün kurtları sömürmüş ya baksana. 7 tane aydın attı adam bana.
Bu akşam ben hazırlayamam. Evet. Sonunda be. Adam evet. Diamond'ı aldı, kaçtı. Aldı Diamond'ı. Git kılıç yap hadi git. Eşit olalım. Git kılıç yap. Ben de pantolon yapacağım. Pantolon. At şunu. Giy pantolonu. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar be. Şimdi kaç kişi kaldı acaba? Bakalım. Şimdi de güzelmiş ha. Bitmece kaldık. Evet arkadaşlar. Hunger Games'in sonu yani 3 kişi kalınca oyunda ditmece kalır. Herkes ortaya ışınlanır. Ortadan kaçarsanız şimşek çarpıyordu sanırım. Evet. En sona herkesi öldüren kazanıyor. 15 saniye var. Hadi bakalım. Bismillah. 10, 9, 8, 7 ya da boşarsan. Heyecan. Hadi. Evet işte bu kadar. Kaçma. Gel be. Adamı direkt kesti ya. Can yerim. Hadi. Diamond kılıcın var biliyorum. 3, 2, 1. Tamam. Vurma vuramadım. Go go go. Beni vuracak. Vurma sakın beni. Bom var mı? Aha. Kaç kaç. Kaç. Aha. Kaç. Okunu alırım seni. Oo ne ara buraya attın? Nasıl attın buraya ya? Aha. Arrow. Arkadaşlar. Kaç kaç. Aa. Bak. Üstümde full iron set olduğu için diamond da vursa bile az canımı götürdü. Anladınız mı arkadaşlar? Yani üstümüzdeki set çok önemli. Öldüksün ya. Okla vuruşta aynı canı götürdü. Ya da okla daha fazla vuruyor diamond'dan. Niye öldüğünü seçiyor? Ses çıkmıyor ama. Öleceksin ya. Öleceğim. Keşke golden apple'ım olsaydı ya. Yemek, bir de açlığınız fullken canınız dolar. Eğer açlığınızdan bir et parçası mı diyeyim, ne diyeyim, o düşük olduğunda canınız dolmuyor. Yani ondan yüksek olması lazım. Vurma. Bundan adamı uzaklaştırmak çok kullanıyor. Öldürecek beni. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. İlk videosunu izlettirdim. Çoğunuz bilmiyor ve 5 daha birim kaldı. Yani ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.